merhabalar. Merhaba. Kübra Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Öncelikle ilçemize de mağazamızda hoş geldiniz. Biz de tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. Çok sağ olun. Bizim için büyük bir keyifti. Ben röportajıma müsaadenizle öncelikle Arif Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Tabii ki. Arif Bey kimdir efendim? Sektörle tanışma hikayeniz. Buyurun. Arif Adil Akın, 1976 Ayancık doğumluyum. Evet. Bir kamu, daha doğrusu belediyede siyasi başkan yardımcısı olarak 9 yıldır görev yapıyorum. Evet. Şu anda da görevimizi belediye başkanımızın görevden ayrılması sebebiyle ben de istifa ederek eşime de destek olma amacıyla bırakmış oldum. Yaklaşık bir yıl önce çocuklarımızın büyümesi sebebiyle eşimin de çalışma arzusu üzerine ne yapabiliriz düşündük. İlçemizde özellikle bebek ve çocuk grubunda bir eksiklik olduğunu planlayarak daha küçük bir yerde öncelikle tecrübemizi artırma amacıyla başladık. Yaklaşık bir yıl sonra da gördüğünüz bu mağazamızı açmış olduk. Evet. Bu şekil sektöre girmiş olduk. Evet. O zaman sözü eşinize vereceğim. Tabii. Müsaadenizle. Buyurun Kübra Hanım, sizleri tanıyalım efendim. Ben Kübra Akın, 1980 Ayancık doğumluyum. Evet. Sektörün içerisinde siz eşiniz sayesinde. Aynen. Eşimin girdiniz. Sayesinde. Eşimin destekleriyle bu işe atıldım. Evet. Sağ olsun. Yani şu an burada iki el sırt sırt omuz omuza verdi. Mücadele ediyor. Mücadeleye devam. Diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Arif Bey, ben biraz burayı tanımak istiyorum sizlerden. Gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar? Buyurun. Konseptimiz 0-12, hatta 0-16 diyebiliriz ama daha çok 0-12 yoğunluğunda. Aksesuar ürünler haricinde çocuklarımızın her ihtiyacını karşılayabilecek ürün yelpazemiz mevcut. Konsept olarak da kendimize şu ilkeyi aslında benimsedik. Bizim için müşteri kavramından ziyade misafir kavramı önemli. Evet. Biz dükkanımıza giren her bir bireyi öncelikle misafirimiz olarak görüyoruz ve onların öncelikle refah, mutlu ve huzurlu bir şekilde ve güvenilir bir şekilde çocuklarının ihtiyacını gidermesi noktasında bir gayretimiz var. En azından bu gayretle başladık. Evet. Şu an itibariyle yani 0-12-0-16 yaş grubunda tüm çocuklarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayabilecekleri bir konseptle hizmetteyiz ilçemiz. Evet. Yani aksesuar hariç A'dan Z'ye her şey var. Bir de kız erkek. Aynen. Kız erkek, evet. Evet. Yani ben burada çocukları giydirebiliyoruz diyebiliriz ama biz bazen çok bilinçsiz davranıyoruz Arif Bey. Hatta uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Çünkü bu bizde bir algı. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu tip ürünleri alırken? Hani çünkü sizler de birer anne babasınız. Kesinlikle. Bizim de 3 tane çocuğumuz var. Biz dediğimiz gibi gelen misafirlerimizi ve çocuklarını kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Kendi çocuklarımıza giydirmeyeceğimiz hiçbir ürünü mağazamıza koymuyoruz. Yani bir başkasının çocuğu da en az bizim çocuklarımız kadar değerli. Evet. Dolayısıyla ürün portföyümüzü seçerken sağlıklı ürünler, daha çok pamuksu ürünler, pamuk tarzı ürünleri seçiyoruz. Genel manada da bir tarz oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Evet. Ürünlerimiz az çok belki müşterilerimiz de izleyenlerimiz de görecektir. Evet. Daha tarz üzerinde ama sağlıklı ürünlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Yani bir kere algıları kırmışsınız siz burada. Kırmaya çalışıyoruz. Kırmaya belki çok kolay değil ama kırmaya çalışıyoruz. Bu noktada şu ana kadar da iyi gidiyoruz diyebiliriz. Evet, ama bence en büyük başarınızın sırrı eşiniz Kübra Hanım. Gereksiz, siz işinizi bir kere çok severek yapıyorsunuz. Ben evet çok seviyorum işimi. Sevmesem zaten böyle büyütemezdim, devam edemezdim. Evet. Her işte böyle aslında insan sevmediği bir inanmadığı işte başarı göstermesi mümkün değil diyelim. Severek yapılan her iş güzel gidiyor. Allah önünü açıyor herkesin. Evet, yeter ki dürüst bir şekilde çalışalım. Dürüst. Bu yoldan taviz vermeyelim diyelim. Peki Kübra Hanım, gelen konuklarımız, misafirlerimiz genelde hangi bölgelerden geliyor buraya? İstanbul'dan gelen var. Samsun'dan gelen var. Tabii Ayancık'tan. Almanya'dan, Avrupa'dan gelenler var. Daha çok tabii gurbetçiler geliyor.
buraya. Gurbetçiler alışveriş tabii, yapıyorlar. Yani bizim bölgemiz. Daha çok İstanbul'dan, bu yeni açtığımızda İstanbul'dan gelen çok evet. oldu müşteri olarak. Bu sizi çok olarak. Mutlu ediyordur. Aynen. Buralardan yani İstanbul'dan edilmiş. Gelip de beni tercih etmeleri beni çok mutlu ediyor. İlerleyen dönemlerde internet üzerinden de satışlar inşallah olacak diyelim. Tabii zamanla. Evet, başlayacağız. Evet, onunla ilgili de çalışmalarımız başladı. Evet. Kargo şirketlerimizle anlaşmalarımızı tamamladık. Evet. Yakın bir gelecekte inşallah onun üzerinde bir çalışmamız olacak. Tüm ülkemizin çocuklarına bu noktada hizmet edebilme gayreti içerisinde olacağız. Evet, biz o zaman herkesi buraya davet edelim. Ayancı ziyaret eden kişileri, Ayancı halkını buraya davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye. Her şey alışveriş de değil. Kesinlikle öyle. Tanımaları da. Bunu özellikle çok iyi bir konuya değindiniz. Yani bizim dükkanımıza alışveriş için değil, bizim bir çayımızı, kahvemizi içmek içmeleri için bizim için daha önemli. Bekliyoruz. Çünkü içeriye girdiğim andan itibaren ben de röportajda bu aile havası içeride çok Allah net razı olsun. Oluşmuş çok diyelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamı diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.